Selam canlar. Evet. Bugün lahmacun yapacağım. Kayınvalidemin misafiri var. Onu çağıracağım. Davet ettim. Ay biber öyle acı ki. İnanılmaz bir acılık var biberde. Şu an boğazlarımı yaktı. Şunları koyayım şöyle. Şunu biraz kırayım. Ay bu nasıl bir acı biber. Allah'ım. Allah'ım bu nasıl acı biber. Yandım. Yıkarken kokusu rahatsız etti beni. Düşünün bir de yerken. Yerken ne olur bilemem. Şunları atıp geliyorum. Ay makineyi de doldurdum ama bakayım çalıştıracak mı? İnşallah problemsiz çalışır. Çok doldu. Biraz boşaltayım. Tekrar deneyeyim şimdi. Ay bir önceki videoyu kapattım arkadaşlar yanlışlıkla. Bakayım şimdi çalışacak mı? Ya bu niye? Korktum. Lahmacunun iç malzemesi hazır arkadaşlar. İçinde sarımsak, soğan, maydanoz, acı biber, hala boğazlarım sızlıyor, kırmızı biber. Daha ne var? Domates sos var. Bahçeden yaptığım domates sosum. Biber salçası, domates salçası. Şimdi kabımın içine dökeceğim. Kıymamı katacağım, sıvı yağ falan derken baharatları. Bu kadar. Linki veriyorum. Lahmacun tarifim çok güzel oluyor. Yorumda linki veriyorum arkadaşlar. Oradan yapabilirsiniz. Şimdiden yapanlar afiyet olsun. Boğazlarım şu an acı biberden dolayı yanıyor. Evet şöyle tuzunu katıyorum. Karabiber. Çok az katacağım. Çünkü zaten biber acı. O yüzden çok fazla da olsun istemiyorum. Bolca sıvı yağ arkadaşlar. Ben sıvı yağ biraz fazla kullanıyorum. Çünkü çok lezzetli yapıyor lahmacunu. O yüzden siz artık zevkinize göre kullanabilirsiniz. Şimdi mıncıklama zamanı. Şöyle mıncıklayarak hepsini güzelce bir karıştıralım arkadaşlar. Bundan hem pide oluyor hem lahmacun oluyor onu da söyleyeyim. Çok güzel pide de yapabilirsiniz bu tarifte. Hemen şunu karıştırıp geliyorum. Evet. Lahmacun iç harcımız hazırdır. Kapağını kapatacağım. Buzdolabına koyacağım. İkindiden sonra inşallah yapmaya başlayacağım. Hamurumu yoğurmadım. Hamurumu da böyle 3 gibi yoğururum. Mayalanır. Anca yani. Yapanlara afiyet olsun. Hemen şunu karıştırıp geliyorum. Evet. Lahmacun iç harcımız hazırdır. Kapağını kapatacağım. Buzdolabına koyacağım. İkindiden sonra inşallah yapmaya başlayacağım. Hamurumu yoğurmadım. Hamurumu da böyle 3 gibi yoğururum. Mayalanır. Anca yani. Yapanlara afiyet olsun. Evet. Unumuzu şöyle eleyerek koyacağım. Çünkü şunlardan unun içine kaçmış olabilir. Şimdi lahmacun da çıkmasın. Un elenmiş ama ne olur ne olmaz diye. Bir de yazmışlar ki bazı arkadaşlar. Bana. Bir dakika arkadaşlar. Bazı arkadaşlar yazmışlar ki önceden unun kutulardaydı. Şimdi çuvalda. Bayağı kendini salmışsın diye. Hayır arkadaşlar. Bu çuvaldaki arta kalan unum.
Yani bir çuval un aldım, kabımı doldurdum. Bu arta kaldığı için bunu önce bitirmeye çalışıyorum. Hani öncelikle bu bitsin istiyorum. Şimdi lahmacun için hamurumu yoğuracağım. Süt ve suyu ılık kullanmadığım için şimdiden yoğurmam daha iyi olacak. Anca mayalanır. O yüzden benim için iyi olacak yani. Sıcak olsa şey olur, çabuk mayalanır. O yüzden soğuk kullandım ki sütü biraz yavaş mayalansın ki iftara doğru yapayım. Çoluk çocuk da oruç. O yüzden bir daha, bir dakika, bir daha kaçacağım. Şöyle. Sert bir hamur yoğuracağım. Lahmacun hamurunu ben çok yumuşak yoğurmuyorum. Çünkü mayalanınca kendini salıyor. Hani yırtılıyor şeye koyarken sileksin içine. O yüzden sert hamur daha iyi oluyor. Kapı çalıyor arkadaşlar. Geliyorum. Şöyle. Son anda maya katmayı unuttum. Üzerine ekledim. Şimdi hamur iyice böyle vıcık vıcık olana kadar bir karıştıracağım. Bulamaç haline getirip tekrar un ilave edeceğim. Biraz da fazla oldu gibi ya. Bakalım artık kimin nasibinde varsa gelir yer. Şöyle unumu da kattım iyicene. Şimdi biraz sert bir hamur yoğurup geliyorum arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Şimdi tekrardan kabımın içine alacağım. Tezgahta daha da kolay yoğrulduğu için biraz tezgah aldım. Ve hamur sert olduğu için de bayağı bir yoğurması yordu beni yani. Şimdi alayım kabımın içine. Bir dakika. Evet, şöyle kabımın içinde dursun. Üzerini de kapatacağım. Artık bir saat kadar bir mayalansın. Ondan sonra da bezeler haline getireceğim. Böyle yarım saat kadar da bezeli halinde mayalanacak. Sonrasında da lahmacunları yapmaya, biriktirmeye başlarım. Çünkü biraz birikmesi lazım ki anında yutuyorlar beklemesinler diye. Biraz biriktireceğim. Ondan sonra da afiyetle tüketirler artık. Tarifi yorum ekliyorum. Bezelerimi hazırladım. Şimdi bir sayalım bakalım kaç tane beze var. Şöyle bir açayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 50, 56, 58, 60, 62, 64. Tam 64 tane bize çıktı arkadaşlar. İyi. İnşallah üstesinden gelirim. Lahmacunları pişirmeye başladım arkadaşlar. Şöyle. Vallahi mis gibi oluyor. Bu Silex makinesinde lahmacun gerçekten çok güzel oluyor. Fırında da oluyor. Onu da söyleyeyim. Fırına da iki şekilde koyabilirsiniz. Ama varsa imkanınız bu makineden alın. Zannedersem Türkiye'de de artık satılmaya başlandı makineler. Silex diye ismi geçiyor. Ama birçok ismi var. Yani aynı model, aynı şekilde pişiren. Farklı markalarda birçok makine olduğu için onları da alıp lahmacun ve yemeklerinizi yapabilirsiniz. Çok güzel de yemekleri oluyor. Tepsisi de var çünkü. Tarifi de yoruma ekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Şey başkanın yanında Selam canlar. Evet, köydeki kümesin önüne şu tellerden almak istiyorum. Bakın bunların delikleri küçük. Civcivler kaçmasın diye. Bakalım 20 metrelik alacağım. Köye gidip bir ölçüm yapacağım ama dedik 20 metre de anca yani. Yeter dedim. Yunus'u bekliyorum şimdi, o gelsin. Alıp köye götüreceğiz. Bundan kaçmaz değil mi böyle? Hani en azından içeriye
bir şeyler girmesin dışarıdan diye. Öbür tellerin delikleri büyük olduğu için civcivler kaçabiliyordu. Bundan kaçmasın diye şöyle küçük delikli tel almak istedim arkadaşlar. Yunus'u bulmuşken telleri Yunus'a yükledim. Allah'ım yarabbim, var adamın suratını göreceksiniz. Yüzünü öyle astı ki. Şimdi dedim ya köye gideceğiz diye. Bugün gitmek istemiyormuş, dinlenecekmiş. Ay şöyle karşıya geçeyim. Dedim ki dinlenemezsin, bir köye gidip şunları bir halledelim. Ay hiç durmayın böyle, hiç durmayın. Neyse, şey de aldık, çıt çıt mı, cırt cırt mı, neyse adı artık Türkçe'de. Köye gidip şu kümesin kenarlarını, iç kenarlarını yapalım ki civcivler kaçmasın dışarıya. Bu arada kaç tane civciv alacağımı da köye gittiğimde anlatacağım arkadaşlar. Gel pis 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 pis. Gel. Gel koş. Koş, mama getirdim sana, koş. Koşarak geliyorlar, koşarak. Oy anne. Yüzüm. Koşun. Oy benziz yerim ya. Koşarak geliyorlar. Daha var mı? Gel pis 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 pis. Gel annem gel. Neredesiniz? Çöpün içinden geliyordu. O ısıracak. Ana. Şey, ayağına bastı. Kedi mi ayağına bastı? Ayağına bastı. Hı, giyin. Afiyet olsun prensesleri. Ulan bir torba mamayı anında bitiriyorsunuz ya. Size güç mü dayanır? Neyse ben öldükten sonra öte dünyada karşıma çıkın, tamam mı? Bizim bir Leyla anamız vardı, bize mama alıyordu diye. Yunus'un da, senin de karşına çıksınlar Yunus. Ben bakıyorum. Tamam sen bakıyorsun, ikimizin de karşına çıksınlar yani. Öbürleri yok. Neyse ben yukarı çıkayım, üstümü değiştireyim. Çizmelerimi giyeceğim. Çizmelerini giy bence. Çamur oluyor çünkü oralar. Benim çizmelerim var bu arada. Demişsiniz ki çizme giydi. Bunlar benim değil mi? Yok, benimkiler daha küçüktür. Şunlar benim. Atmış buraya ya. Allah'ım şurası, şurası da bir toparlanacak artık ya. Dur bir salayım, içinden fare mağara çıkar. Buralar belli olmaz yani. O yüzden içini kontrol etmeden giymeyin. Üzerimi değiştireyim. Fazla ki artık fare görünmüyor. Burada yok işte, evet. Burada fare yok da. Öbür taraftaki fareyi ne yapacağız Yunus? Kediler oraya alsınız. Hayır, bir tane ölmüş fare var ya. Onu dökelim dışarıya da. Neyse ben üzerimi değiştirip geleyim bari. Çizmelerimi giyip artık kümese geçelim. Hayırdır bu tavukların burada ne iş var? Sen niye tıslıyorsun? Bak komşunun tavukları sizi keser yerim ha. Kendi tavuklarıma dokunmam ama sizi yerim, haberiniz olsun. Korktular. Yok lan yemeyeceğim, kaçmayın. Tabii burada ben penseyi nasıl göreceğim bilmiyorum Yunus Bey. Küçük penseyi al gel diyor. Evet, evet Yunus'un çalışma bölümü. Ha şunlardan herhalde, şu mu? Bak benim el işinde kullandığım penselerimi bak görüyor musunuz? Gelmiş burada ne hale getirmiş. Şunu herhalde al dedi. Şu yeter. Alalım. Evet gideyim bakayım tünek ne durumda. Tünek yıkıldı mı? Tavuklar. Tünekten düştü mü, ne oldu? Bir görelim. Çizmelerimizi giydik ve kümese doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Şu teli dalayım da. Gidip orayı telinden kapatayım ki yeni alacağım civcivlerim kaçmasın. Hello. Hello. Durun, 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 durun. Kaçmayın. Durun, kaçmayın. Tüneyinizi beğendiniz mi? Prensesler. Tüneyinizi beğendiniz mi? Bakayım. Tüneye konduklarını nasıl anlayacağım acaba? Acaba kondular mı? Ay maşallah, dünden bugüne yine yumurta var. Ay şunlara bak, iki tane küçücük. Allah sizin nazarından saklasın. Size yeni kardeşler geliyor biliyor musunuz? Bu çok, buna acaba bunu beceremediler mi bunlar tünemeyi? Ama bunlar tavuk. Bakayım şöyle dursun. Şöyle. Biraz daha bu tarafa çek demişsiniz. Şu an çektim bak. Bu şekil. Öğrenecekler artık. Öğrenirler değil mi? Yani çok da ince değil şurası.
Bazıları ince falan demiş ama değil. Bak peşimde dolaşıyorlar bunlara yemek vereyim diye. Ama getirmedim bir şey. Buğdayınız var. Şu suyunuzu bir tazelesem ya. Şuradaki bir tazelensin. Ay benim cücüklerim ya. Ay benim prenseslerim ya. Size yeni tavuklar mı geliyormuş? Yeni kardeşler mi geliyormuş? Şimdi şuraları kapatacağım ki bak buraların delikleri çok büyük. Civcivler buradan çıkabilir. Çıkmasın diye buraları kapatacağım ki civcivler çıkmasın arkadaşlar. Şu suyu da bir yenileyim ya. Dur. Hazır Yunus'un şunu yaparken suyu da dolsun. Bismillah. Yunus suyu açsın. Bunlar resmen benden böyle yeşillik bekliyorlar yani. Etrafımda dolanıyorlar. Önceden korkuyordular. Şimdi korkmuyorlar. Artık beni tanıdılar. Şuna da bir tane lahana mı açsam? Bak ne güzel. Tam da şey varmış böyle. Şunu kaldırayım da ki tavuklara şey olmasın, zarar vermesin. Horoz olmuş da bir de ötüyormuş ya. Sanki beyaz horozun kafası düzelmiş bak. Fark ediyor musunuz? Bak. Anam bu beyaz da horoz. Ben öbürünü horozlanırdım. Buymuş horoz olan. Kafası yamuk olan bak. Demek evet öbür horozla bunlar kapışmış. O yüzden boyun eğilmiş bunun. Şimdi Yunus demiştik şöyle bir şey al. Hani şundan kimse görmesin kümesi. Yunus bunu şu tarafa kapatabiliriz eğer şey olursa sonradan. İster misin? Bakalım. Şimdi şu teli 20 metre yetmez dedi ama değil mi? Yettiği kadar yapalım yetme. Kaç metrelik burası? 20. Anca yeter be. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hadi 3 metre olsa yeter. Yeter yeter. Belki şunu da bu tarafa kapatırız. Şuradan görmesinler diye veya şu tarafa kapatırız. Kimse bahçenin içini görmesin diye. Ha oldu. Peşime koşuyorlar. Bunlara ne kadar kardeş gelecek. Yunus. Dur bir sonraki videoda şimdi Yunus'un yüz ifadesini çekeceğim. Bir sonraki videoyu izleyin arkadaşlar. Yunus şimdi sana bir şey soracağım tamam. Az bir gözlüklerini çıkart. Yüz ifadeni göreceğim sadece. Bir şey söyleyeceğim. Hayır bakayım ne yapacaksın yani şaşıracak mısın? Ay Yunus ilk defa güldüğünü. Yakışıklı kocam yakışıyor sana ki. Az bana bak şimdi. Şimdi yüz ifadene bakayım. Ben sence ben kaç tane civciv almışımdır? He? Kaç tane almışımdır? 50 tane. Ya şunu gözden ifadene bir göz. İfadene bakacağım. Yaptım, 50 tane civciv. Ama bizim değil 50 tanesi. 10-20 tanesi komşuların, 30 tanesi bizim. Ben bilmiyorum, ben buğday vermem, ben size sarsılım. Ha buğday vermezmiş. Bıçağı niye getirdiniz? Getirdim, ya getirmedim bıçak, getirdim şurada bıçak var. Neyse arkadaşlar söylüyorum. 50 tane civciv siparişi, 60 mı 50 mi? 60 herhalde. 30-20 tanesi komşuların. Gerisi de burada. Burada böyle bu. Tavuğu nereden bakacağım? Aman hepsi yaşar mı ki? Ama aşılı şey tavuklar. Kaliteli tavuk ha? Yaşayacaklar işte onlar. Yaşayacaklar. Ben fare zehri vereceğim. He verirsin fare zehir. Dur bıçağı getireyim. Bakayım. Çünkü burası çok büyük. Ve buraya bence fazla yeter yani o kadar tavuk. Yani madem ben bu işi seviyorum. Bıçak nerede lan? Yunus bıçak yok burada. Nereye koymuştuk ki? Madem ben bu işi seviyorum. Değil mi? Yok bıçağı bulamıyorum. Yani... Yapayım bu işi ben. Dur bıçağı bulayım arkadaşlar. Şu var ya arkadaşlar bakın şu kafası bu horozmuş. Ve bu diğer horozla kavga etmiş. O yüzden boynu bence eğildi. Ben size söyledim ya. He, koşun size arkadaş geliyor. Ben size yeni kardeş alayım da siz görün. Şimdi bunu şöyle kenarlara kapatacağız ki şu aralardan civcivler kaçmasın. Suyu açtı Yunus. Anne. Ay iç. Al iç. Şunu bir yıkayayım Yunus. Onu yaparken ben de şunu bir yıkayayım da. Temiz olsun. Şeyini aspirin katayım. Sirkesini katayım.
En azından elimden geleni yapıyorum. TikTok'ta takipçimi biri yazmış ki Allah'ın seversen şu köy aşkını biraz da benim karıma aşıla. Karımı köye götüremiyorum. Değil mi Yunus? Bence sen böyle benim köyü sevdiğim için şükretmen gerekiyor. He? Şükürler. Şükrediyor musun? Gece gündüz mü? Aferin et. Yani bak köyü seviyorum, geliyorum. Ah, başörtüm tellere takıldı. Yani hiçbir kadın köyü sevmez, gelmek istemez. Ben gelmek istiyorum. Neden? Çünkü seviyorum bu ortamı. Tekrardan dur. Temiz olsun şu suyu şunu. Kız bunlar bana iyice alıştı, etrafımdan gitmiyorlar. Aslında var ya, benim bunları bahçeye götürüp bahçedeki otları güzelce bunlara bir yedirmek lazım. Oh, mis gibi taze yeşil ot. De. Bunları bahçeye taşıdıktan sonra akşam nerede kalacaklar? Orası biraz işte düşündürüyor. Neyse, Yunus yapmaya başladı. Ben de Yunus'a yardım edeyim. Hatta şöyle yakından göstereyim. Bakın şöyle olacak. Görüyor musunuz? En azından tavuklar kaçmaz. Yapabildiğin kadar dibe yap Yunus orayı. Bak, yatırdım. Bakayım. Dipte olsun ki çıkmasın şeyler. Sağlam olsun. Şöyle. Bütün etrafını çit çekeceğiz inşallah. Şunu da ya şuraya kapatacağım, gelen geçen görmesin diye. Şunu bakalım, bir şeyler yapacağız arkadaşlar, paylaşacağım. Yetecek mi? Burası 20 metreden büyük müymüş ya buranın etrafı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben dedim ki 5 metre 6 metre anca yeter demiştim. Gerçekten. Bayağı büyükmüş yani bu bahçe. Ama böyle bir şey almam mantıklı değil mi arkadaşlar? En azından şu hani korkmayız küçük civcivler arasından kaçacak diye. Yeter yeter Yunus. Yetecek değil mi? Anca gelecek sanki. Şimdi bak, seni çekeceğim. Sen cırtlayacaksın. Ben çekeyim Yunus. Ben nasıl çekeceğim? Ben çekerim. Ben çekeyim, sen cırtla. Ben yapamam cırt işini. Ver, ben çekerim. Dur. Nasıl olacak? Bence baştan cırtla önce. Ya da... Sadece şu direkler var ya, direkler biraz engelleyecek ama artık yapacak bir şey yok. Bu şekilde yapacağız ki civcivler kaçmasın arkadaşlar. Bunlar kaçmaz da civcivler kaçabilir. Bitince paylaşacağım. Aç bakayım, yetiyor mu? Açmıştım, gördün. Niye numara yapıyorsun kameraya? Numara yapmıyorum. Ya bu adam var ya. Dön bekle, dön bir video çekeyim de öyle diyorum, hareket et. Bu adam, yemin ediyorum ya. Kameralara sen oynuyorsun. Ha, bak şimdi nasıl gülüyor yüzün? He? Nasıl gülüyor yüzün? Geçen asıktı, dün asıktı yüzün. Bak tam yetti. Görüyor musun? 20 metre buraya tam yetiyormuş arkadaşlar. İyi oldu ya. İyi ki 20 metre tam almışım yani. Şunu da bundan sonra şuraya kapatabilirim, şu tarafa. Gelen geçen görmesin diye. Biz her tarafı kapatıyoruz. Buraya kimse gelmesin. Bu nereden gelmiş? Sen nereden geldin? Şşt. Gelmiş resmen buraya. Orada da diğer kedi herhalde tellerden tırmanıp geliyor. Annem. Prenses, mama koydum ya ben sana. Burada bir şeyler arıyor herhalde. Yiyeceği bir şeyler ama. Mamasını koymuştum bak. Şöyle telleri buradan kapattık arkadaşlar. Yakından çekeyim. Uzaktan pek gözükmüyor. Daha şey yap, sağlamlaştırmadık. Sadece şimdilik böyle şey yaptı. Bakın bunların deliklerinin büyüklüğü böyle. Bunlar çok büyük. Yani buradan civcivler çıkabilir diye. En azından şöyle yarıya kadar kapatalım ki güzel olsun dedik. Ve gayet de güzel oldu. 20 metre de tam yetti yani. Artık hani almaya falan da gerek yok. Değil mi anneciğim? Gerçi bu çıkar değil mi buradan tırmanarak? Burada kalmasın da açık kalmasın. Evet, kenar kısımlarını yaptık arkadaşlar. Yunus'a yaptırdım yani. Vallahi iyi oldu. En azından civcivler geldiğinde acaba tellerden dışarıya kaçar mı diye korkmayacağız. Sularını da tazeledim.
Yine aspirin attım. Ben şu fileyi böyle şu tarafa şey yapacaktım. Takacaktım ama Yunus koymadı. O bana lazım dedi. Başka bir yerde kullanacakmış bunu artık. Hadi tavuklar, canlarım. Görüşürüz. Lan horoz, rahat bırak tavuğumu. Bak yine öbür horoz senin boynunu eğer ha söyleyeyim. Eğik boyunlu seni. Sapık. Neyse arkadaşlar. Bugün de bence güzel bir iş yaptık yani. İyi oldu. En azından gözüm arkada kalmayacak civcivleri getirdiğimde. Paşa. Bak koşarak geliyor, görüyor musunuz? Paşa. Diyor kesin diyor mama vardır diyor. Yok mamaya doğru gidiyor. Bana da gelmiyor artık. Yemek var mı diye gidiyor. Paşam. Bu köpeği bir veterinere göstermek lazım ya. Artık belediyeyi arayacağım. Gerçekten gelsinler şu hayvanlara bir baksınlar. Bir tane bak şu kedi de şu siyah kedi ayağı. Bak ayağına bakın. Ayağının biri. Bak görüyor musun havada beyaz olan ayağı. Bir şey var. Darbe yemiş belli ki. Heh, paşa girdi içeriye. Kedilerin mamasından yiyecek. Artık ay köpekler. Dur bakayım kedileri havlamasın şimdi. Paşa. Yemek bulamadın mı annem? Mama var orada git onlardan ye. Biz paşayı unuttuk. Neyse kedi maması yesin artık. Kedi maması ye. Çizmelerimi çıkartayım artık. Gitme vakti arkadaşlar. Bugün de bayağı güzel iş yaptık. Havalar biraz daha ısınsın. Şurayı bir temizleyeceğiz. Burası iyice dağıldı yine. Burayı temizleyeceğiz inşallah. Tamam. Yemeğini ye orada biraz. Geçen sene 9. aylarda şey diyordum. Ay yaz bitti. İşte kış geliyor. Ne yapacağım evde? Canım sıkılacak diye düşünürken ikinci aya geldik bile. Ne çabuk geçiyor günler ya. İnanılmaz hızlı geçiyor hem de. Ha yeniden ilkbahar gelecek şurada 2 ay. Bir ay sonra. Vallahi bir de ne diyeceğim? Bu yerler tutmadı. Bunlar kalkmaya başlamış. O kadar da para verdik. 2000 lira verdik bunun kutusuna herhalde. 2000 lira mıydı? İki kutuya bir 2000 verdik. Ya da kutusu mu 2000 liraydı? Güya dedik hani aşağıya su gitmesin ama aşağısı yine komple su çekmiş. O yüzden burayı bilmiyorum nasıl koruyacağız yani. Çoğu fayans yapın demiş ama buraya da fayans bayağı tutar. O yüzden yapabilir miyim bilmiyorum. Oh gençler yürüyüş yapıyor. Ne güzel. Tam yürüyüş yapacak hava var şu an dışarıda. Güzel, sıcak. Artık yavaş yavaş Allah nasip ederse havalar ısınmaya başlayacak herhalde. Yunus kar yağacak diyor ama yani bu havada artık kar yağar mı bilmiyorum. Bana göre yağmayacak gibi.